Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere Ask ile alakalı gelişmeden bahsedeceğim. Sitelerinde bir güncelleme oldu ve KYC ile alakalı bir Güncelleme geldi. Uzun zamandan beri zaten bunu bekliyorduk ama konuya geçmeden önce bazı arkadaşlara teşekkür edeceğim. Çünkü bugüne kadar bizlere pozitif anlamda destek verdiler. Her videomuzu beğendiler ve aynı zamanda canlı yayınlarımıza her zaman katılan arkadaşlar onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Hem Para Kazan X kanalı olarak hem de Tekno Kazançı kanalı olarak. Bizler sizlere öğretici videolar da çekmeye çalıştığımız için özellikle sizlerden şunları rica ediyoruz. Videolarımızı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü öğretici bilgiler barındırıyor. Başında da söyleyebiliyorum ben herhangi bir konuyla alakalı bilgi. Sonunda da söyleyebiliyorum. Önemli ipucu noktalarını yakalarsanız sizler de kendinizi eğitmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz sayfada yorumlar var. Burada mesela Exodus arkadaşımız, Furkan, onun dışında Ramazan arkadaşımız. Şöyle aşağı iniyorum. TikTok Kürtçe, onun dışında pek çok arkadaşımız var. Mesela Enes Yerli. Özellikle bu arkadaş bizler ne video atarsak yorum yapıyorlar, beğeniyorlar. Yeri geldiği zaman eleştiriyorlar. Her zaman açık olduğumuzda söylüyoruz bununla alakalı. Ama şimdi Furkan, bakın şu yukarıda hemen göstereyim. Şöyle bir yorum yaptı. Ben buna cevap vermedim. Cevap vermeye gerek duymadığım için. Ama bu videoda özellikle gelişme olduğu video içerisinde bunu anlatacağımı bir kenara not etmiştim. Şimdi şöyle bir cevap veriyorum. Ben AskToken ile alakalı bugüne kadar bana sorulan soruların hepsine cevap verdim. Gelişme yok dedim. KYC'si olmayan yani bununla alakalı bir gelişme olmamışken yani proje ekibi bununla ilgili bir gelişme yapmamışken ben size nasıl bir video çekebilirim? Yani şöyle mi video çekeceğim? Herkese merhaba arkadaşlar. AskToken ile ilgili bugün bir gelişme yok. Video bitti. Bu mudur? Eğer bunu istiyorsanız böyle video çekelim. 5 saniyelik video. Yani bu olur mu? Olmaz. Gelişme olmadan ben neyi anlatacağım? Bakın şimdi gelişme var, video çekiyoruz. Ben burada video çekmeyebilirdim. Yani Telegram kanalı üzerinden direkt şu şekilde yapılacak diye debilirdim. Yani ben burada bakın paribu kartla alakalı önemli bir gelişme, Türkiye adına önemli bir gelişme. Türkiye'de kripto paraların yayılması açısından önemli bir gelişme ve bunu video ile anlattım size. Senin burada yapmış olduğun bir saygısızlık yani emeğe verilmiş olan bir saygısızlık. Onun için bu video içerisinde bunu bahsetmek istedim. Hemen videomuza geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar yapmamız gerekenleri kısaca açıklamaya çalışacağım. Şimdi şöyle ben tabi burada işlemleri yaptığım için Şuradan tekrardan yeni bir sayfada açmak istiyorum bunu. Şöyle gelelim. Şimdi permission'a girdiğiniz zaman zaten ana sayfada göreceksiniz. Bakın girdiğinizde karşınıza gelen ekranda hemen şurada bakın cüzdanınız kilitli diyor. Bunu onaylayacaksınız. Yani KYC yaparak cüzdanınızı açacaksınız. Complete verification'a giriyorsunuz. Aslında bu complete verification kısmı şuradaki setting kısmında. Önceden şu security'ye girdiğimiz zaman bakın burada sadece şu kısmı görüyordunuz. Şimdi ise bakın görmüş olduğunuz gibi Identity Verification var. Burada iki adım var. Bunlardan bir tanesi şu kısma bir kağıt alıyorsunuz. Üstüne Permission yazıyorsunuz. Şuradaki gibi. Daha sonra altına da tarihi yazıyorsunuz. Fotoğrafı çektiniz. Tarihi yazıyorsunuz. Elinize ise belgeyi alıyorsunuz. Bu belge aşağıda belirtilmiş hükümet tarafından verilen bir belge ama bu belge kimlik de olabilir. Büyük bir ihtimalle çünkü belirtilmemiş. Kimliğin dışında sürücü belgesi de olabilir. Yani şöyle yapın. Sürücü belgesini yüklemek istiyorsanız sürücü belgesini yükleyin. Kabul etmezlerse kimliği yüklersiniz. Şimdi ilk aşamada kağıda yazdınız dediğim ifadeleri. Aşağı kısmına da belgeyi aldınız. Selfie çektiniz. Bunu şuradan yükleyeceksiniz. Foto image kısmından. İstiyorsanız da take picture diyerek direkt telefondan selfie de yapabilirsiniz. Alt kısma ise Belgenin ön yüzünü buraya yüklüyorsunuz, arka yüzünü de buraya yüklüyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra submit verification diyeceksiniz. Hemen şöyle birlikte yapalım. Ben yükledim. Şuradan hemen submit verification diyelim. Submit verification dedikten sonra bakın şu an ekranda gözüken yazı gelecek. Identity verification başarılı bir şekilde tamamlanmıştır, onaylanmıştır. Bu işareti aldığınız an işlem bitti demektir. Bundan sonra şu valid kısmında bekleyen balansınız, şuradaki bekleyen balansınız daha sonra şuradaki ana balansa geçecektir. Çünkü onunla alakalı da bakın burada bir ifade kullanılmış. Yapmanız gereken işlemler bunlar. Yaparken şunu özen gösterin. İç ortamda fotoğrafları çekmeyin. Aydınlık olsun. Yani görseller çok net bir şekilde okunuyor olsun. Çünkü yüklerken özellikle eğer buğulu, puslu görüntüler yüklerseniz kabul etmiyor. Ben birazcık uğraştım açıkçası. Birkaç sefer çektim fotoğrafları. Siz de aynı şekilde sorun yaşayabilirsiniz. Aydınlık bir ortamda bütün görselleri çekmeye özen gösterin diyelim. Ve bu videodan şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi Ask Token alakalı KYC işlemi bu kadar. Bundan sonra cüzdan kısmında bizim Wallet Balans kısmına bekleyen balansımızın geçmesini bekleyeceğiz. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.